Merhaba arkadaşlar. Kapadokya gezimize Zen Kapadokya Otel'den devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı, hangi manzaralar eşliğinde kahvaltımızı nasıl yaptığımızı size bizzat kendim göstermek istedim. Otelin özellikleri ve çevrenin, doğanın güzelliklerini de otel sahibi Emre Bey'den bizzat sizin de dinlemenizi istedik. Biz dinledik, gördük, gezdik, dolaştık, çok beğendik. Sözü Emre Hoca'ya bırakıyorum. Buyurun Emre Bey. Merhabalar efendim. Ben Emre Kara Aslan. Aslında öğretmenim ama hep hayalim olan bir butik otel açma fikri memleketimize geldiğimizde gerçekleşti. Ve bölgenin en keyifli noktalarından birinde gelen konuklarımıza keyif vermeye çalışıyoruz. Otelimizi ilk tercih edecek insanlara izah ederken, ya çok güzel bir noktadayız derken mütevazi olamıyorum çünkü hakikaten öyleyiz. Bölgeyi gezen, dolaşan, tarafta vakit geçiren insanlar dönüyor dolaşıyor ve akşam geldiklerinde ya en güzel nokta otelimizin terasıymış diyorlar. O yüzden kendim için söylemiyorum, sizler için söylüyorum. Gerçekten keyif alırsınız. Güzel bir atmosferimiz var. Çok küçüğüz aslına bakarsanız. Sadece 4 odamız var. Bu pandemi döneminde, bu sıkıntılı günlerde aslına bakarsanız bu sakinlik güzel bir tercih olabiliyor. Çok kozi bir oteliz. Sıcak bir aile ortamımız var. Bölgede Uçhisar'da olmuş olmanın bir avantajı var aslına bakarsanız. Uçhisar kasabası, Kapadokya bölgesinin en orta noktası ve en yüksek noktası. Zaten bölgede her önemli lokasyon birbirine 6 kilometre, 7 kilometre mesafeli. O yüzden Uçhisar'da konaklayıp önemli lokasyonlara pratikçe ulaşabilmek isterseniz otelimizde doğru bir tercih olur diyorum. Aslında ekonomik anlamda da enteresan bir oteliz. Neden? Eğer otelimizin odalarından bahsedecek olursak, odalarımız da farklı ekonomik düzeydeki insanlara hitap ediyor. Neden? Taş, kemer, geniş bir odamız var ve direkt kale manzarasına açılan bir balkonu var. Bu odada biraz daha lüks, biraz daha geniş alan isteyen konuklarımız için hitap ediyoruz. Rakamımız yine bölgenin ortalamalarına göre düşük. Ama daha mütevazi ve bu sıcaklığı yaşamak isteyen insanlar içinse 3 tane de standart odamız var. Bu eski köy tipi evlerinden, üzerinde ahşap ezenler olan odalarımız. Bu odalarımızda da yine insanlar keyifle kalabileceği, hijyen ve temizlikte de hizmet sunmaya çalışıyoruz. Kapadokya bölgesi için birkaç cümle söyleyecek olursam, ben bu vadilerde, bu topraklarda doğmuş, büyümüş bir insanım. Ve buranın ciddi anlamda bir aşığıyım. Sabahleyin bu manzaraya uyandığımda, bu manzaraya baktığım zaman aşık oluyorum. Her zaman hayranlıkla bakıyorum. Sıkılmıyorum yani. Aslında kendi toplumumuzdaki insanlarımızın da bunu keşfetmesini arzuluyorum. Bu lezzetten onların da pay almasını istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü adam uzak doğudan çıkıp gelip buraya, buraları keşfedebiliyorsa, Avrupa'dan çıkıp gelip bizim vadilerimizde dolaşıyorsa, bizim Denizli'den gelen güzel ailelerimiz, bizim Kastamonu'dan gelecek olan güzel insanlarımız neden buraları keşfetmesinler? Bizim toplumumuz, bizim gençliğimiz bu güzel coğrafyadan neden nasibini almasın? O yüzden bütün güzel insanları mekanımıza bekliyoruz. Aynı zamanda hocamın da bizi ziyaretinden İnanılmaz keyif aldık. Bize lezzet verdi. Onu tanımış olmaktan biz de çok keyifliyiz. YouTube'da da onu takip ederek hayatımızı renklendireceğimizi düşünüyoruz. Şimdi bölgede yapacağımız aktivitelerden de biraz bahsedecek olursam Kadir Hocam. Bölge her şeyden önce en popüler olan aktivitemiz balonlar. Tabii biraz tuzlu bir aktivite ama açık konuşmak gerekirse balonları bilmek kadar izlemesi de çok büyük bir keyif. O yüzden ister otelimizin terasından izlemek, ister çok daha yakından kalkış anını yakalamak isterseniz de 3 kilometre hemen aşağıdan Göreme'den kalkış noktasında bir arazi var. O araziye giderek onu tadabilir konuklarımız. Aynı zamanda bölgede yeni popüler olan ATV turu denen bir olayımız var. ATV turuyla akşam gün batımında bir seyir noktasında Aşk Vadisi tepesinde güzel bir atraksiyon yapabilir konuklarımız. Veya hayvan sevgisi, at sevgisi varsa at turu bölgede gayet popüler. Zaten Kapadokya kelimesi anlam itibariyle de güzel atlar diyarı olarak geçiyor. O yüzden öyle bir aktivite de yapabilme şansları var. Diğer bir aktivitemizden bahsedecek olursam o da Türk gecesi. Eğer akşam keyifli bir gece geçirmek isterseniz farklı bir atmosferde, o zaman yer altında oyulmuş olan mağaraların içerisinde Türk danslarını izleyeceğiniz, eğlenebileceğiniz, o geleneksel Türk kültüründen enstantaneler yakalayacağınız hoş bir gece de geçirebilirsiniz. Bahsettiğim gibi bütün bu aktiviteleri otelimiz bünyesinde biz size yönlendirebiliriz. Keyifle burayı tercih etmeniz sonrasında da sizin karakterinize ve tercihlerinize göre bizim yönlendirmemizle güzel bir Kapadokya tatili geçireceğinizi taahhüt edebilirim. Bütün bu
organizasyonla ilgili kendilerini çok yormadan otelimizi tercih edip gelirlerse biz onlara doğru insanlarla, doğru aktiviteleri, doğru şekilde, doğru zamanda yapmalarını yönlendiririz ve onları mutlu ederek kapımızdan ağırlarız. Çok tabii. Güzel. Daha ne diyelim, daha ne yapalım bu insanoğluna biz? Hiç düşünmeden çıkın gelin. Bu kadar basit. Yok, yine de düşünerek gelsinler. Sorgulasınlar, merak etsinler. Birkaç cümle de ben ilave etmek isterim. Kaldığımız otelin, etrafın ve bu güzelliklerden faydalanmaktan daha çok oteli işleten Emre hocamızla bizzat birebir tanışıp sohbet edip günü çok güzel geçirmemize vesile olduğu için hem ailesine hem kendisine biz daha çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızla çok güvenli bir şekilde kaldık. Çevre çok güvenli, doğa çok güvenli. Vadiler çok uzun, yürüme mesafesi belki 1 saat, 2 saati bulabiliyor ama hiçbir şekilde güvenlik sorunu çekmedik. O yüzden siz de çocuklarınızla çok rahat gelip burada güzel bir tatil geçirebilirsiniz. Doğa hakkında bilgi alabilirsiniz. Biz konaklama olarak Zen Kapadokya'yı tercih ettik. Elimizden geldiği kadar da göstermeye çalıştım. Tercih sizin. Beni izlemeye devam edin. Çocuklar yaramazsa babaanneye, anneanneye bırakırsak da seviniriz. Keyifle bekliyoruz efendim. Sevgiler sunuyoruz efendim.